Şu anda üzerinde çalıştığınız araştırma konunuz var mı? Yaptığınız bir çalışma devam eden? Evet, şimdi şimdiye kadar dünya tarihinde gördüğümüz göçler ya da diyelim geçtiğimiz yüzyılda gördüğümüz göçler ya savaş kökenli ya ekonomik kökenli ya doğal afet kökenli göç hareketleriydi. Bundan sonra iklim değişikliğiyle beraber farklı bir göç hareketi göreceğiz. Birincisi iklim değişikliğinin yavaş etkilerini görüyoruz. Yani yavaş yavaş kuraklaşma, yağmurun azalması, sıcaklıkların çok artması ve bunun tarıma olan etkileri var. Bir de Türkiye'de belki bunu çok görmüyoruz ama Amerika'da çok daha keskin etkileri görülüyor. Mesela fırtınalar, kasırgalar, bu büyük etkili olaylar da iklim değişikliğinin bir sonucu. Şimdi bunların ikisi de farklı şekillerde insanları yerinden ediyor. Bir de Bangladeş gibi ülkeler var, altında kalan yerler. Ve bunlar mutlaka ki ileride büyük göç hareketlerini tetikleyecekler. Yani bundan sonraki araştırmalarım iklim değişikliğinin göç üzerine etkileri üzerine olacak. Yani kuraklaşma ne tip bir göç hareketi başlatıyor? Kimler göç ediyor? Bütün aileler mi yoksa yine birkaç kişi göç edip geri dönüşler oluyor mu? Ve nerelerden, dünyanın nerelerinden en çok bu göç hareketlerini görmeye başlayacağız? Bunun için şimdilik Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerine bakmaya başladık. Ama Türkiye'de bunun için önemli araştırmaları yapılabileceği bir yer haline gelecek. Aynı şekilde Orta Doğu ülkeleri kuraklık, ısıların artışından etkilenecek. Afrika zaten yıllardır bunun etkilerini hissediyor. Bundan sonra bu konuya yönelmek istiyorum. Bir öngörünüz var mı? Hani bu dalga nereden nereye yönelecek? Yani aslında tahmin etmesi zor. Çünkü bir yandan biz Türkiye'de düşünebiliriz ki İç Anadolu en çok mesela kuraklığın yaşanılacağı bölge ve kıyılara doğru göç alacak. Ama kıyılarda da suların yükselmesinden dolayı bazı yerlerin sular altında kalması öngörülebilir. O yüzden bunları tahmin etmek zor. Ama şöyle şeyler tahmin edebiliyoruz. Mesela şu anda bizim için yaşaması zor olan yerler, Rusya'nın en soğuk alanları, Sibirya ya da Kanada'nın çok soğuk olan bölgeleri, buraları yavaş yavaş insanların yerleştiği alanlar haline gelecek. Afrika gibi, Orta Doğu gibi ısıların zaten çok yüksek olduğu, yazların zaten çok zor geçtiği yerlerde yaşam daha da azalacak. Bunu öngörebiliriz ama bunun dışında dediğim gibi yani şehirlerde bile bunun etkilerini biz hissedeceğiz. Belki tarıma bağlı olmayan yerlerde bile doğal felaketlerden dolayı, afetlerden, kasırgalardan dolayı bunun etkilerini hissedeceğiz. Böyle bir çalışmaya giriştiğiniz zaman merak ediyorum akademik olarak o dünyayı bilemediğiniz için. Ne zaman başladı bu çalışmanız ve tahminen ne zaman sonuçlanacak? Hani bir takviminiz var mı? Tabii benim 2 yıl önce başladı ve şimdi artık araştırmalar çoğunlukla ekipler halinde yapılıyor. Ve öncelikle fon elde etmeniz gerekiyor o araştırmayı destekleyebilmek için. Üniversiteler buna bir nebze destek veriyorlar ama aslında büyük bir kısmı devletin ya da vakıfların sağladığı fonlarla oluyorlar. Bunun içinde ekonomistler var. Daha bu doğal afetleri, bunların hayvanlara, doğaya etkisini inceleyen bilim insanları var. Biz bunlar bu grupla beraber 2 tane büyük fon elde ettik. Ve bu fonla beraber birkaç öğrenci de ekibimize katarak bu araştırmaya başladık. Yani bu uzun soluklu bir şey. Bizim ilk çalışmalarımız şimdi yayına gönderme aşamasında. İlk 3-4 makalemiz. Ama dediğim gibi bu uzun soluklu bir şey olacak. Şimdiki öğrendiğimiz şeyler daha çok Meksika ve Latin Amerika ülkeleri üzerine. Şimdi düşündüğümüz şey peki biz bu bilgileri alıp burada öğrendiğimiz şeyleri alıp başka yerlerde de bunları uygulayabilir miyiz? Şimdi benim baktığım yerler daha Afrika, Türkiye, Orta Doğu. Ama bunları çalışabilmemiz için bir veri tabanına da sahip olmamız gerekiyor. Yani göç hareketlerini ölçebilmemiz gerekiyor ki görelim o tepkiyi. Şimdi Türkiye'nin önünde de bununla ilgili bir fırsat var aslında. Çünkü biz zaten büyük bir göç hareketini almış durumdayız ve göçmenler de kayıt altında. Ve bu göçmenleri aslında Türkiye'ye getiren sebep tabii ki savaş ama bu savaşın gerisinde işsizlik, eşitsizlik, kuraklık bu tip etkiler de var. Aslında biz bu verileri kullanıp bu olaylara da bakabiliriz. Eğer böyle bir fırsat olursa Türkiye'de çalışmak isterim. Afrika'da olabilir. Ama uzun soluklu bir çalışma. Yani bu benim önümüzdeki belki 20 senemi alacak bir çalışma diyeyim. Baya hani uzun soluklu dediniz. Ben
2 yıl, 3, hadi bilemedin 4 yıl diye düşündüm uzun deyince. Gerçekten de yani tahminim, çünkü bu bitmeyecek. Yani şu anda biz bu olayın çok başındayız. Ve bazı etkiler zaten geri döndürülemiyor. Bence bu artarak önem kazanacak bir olay. O yüzden öyle söyledim.